Mutlu akşamlar. TV Likan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 10 Nisan 2024 Çarşamba. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu evli ve bir çocuk babası piyade uzman çavuş Hikmet Aslan şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketin Niğde Değirmenli'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerce açılan taciz ateşinde evli ve bir çocuk babası Niğdeli piyade uzman çavuş Hikmet Aslan şehit oldu. Acı haber Niğde'deki ailesine ulaştı. Yetkililer şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar'la Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından komşuları aileye taziyelerini iletti. Eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı. Piyade uzman çavuş Hikmet Aslan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Aslan için memleketi Niğde'de Değirmenli Belde Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Bismillahirrahmanirrahim. İn kânet illâ sayhaten vâhideten. Vel kamera kaddernâhu menâzile haddâ. Törene katılımsa oldukça yoğundu. Rabbil âlemin. Şehidin naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Törene katılanlar bir süre şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı atarak tekbir getirdi. Biraz daha kenara alayım sizleri. Sizi biraz daha kenara alayım. Türkiye-İran sınırında görevli hudut kartalları Ramazan bayramını ailelerinden uzak nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Mehmetçik deyim yerinde ise hudutta göz açtırmıyor. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen Mehmetçikler ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı. Umut Daymensin! Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakta görevli gözetleyeceğim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna. Seve seve can verme. Hazırım komutanım. Teşekkür ederim. Sol. Türkiye-İran sınırında görevli hudut kartalları Ramazan bayramını ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan bayramında da görevi başında. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzaksa komutanlarıyla bayramlaştı. Ziyaret Hudut Takım Karakolu, bayramlaşma töreninde görüş emirlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ziyaret Hudut Takım Karakolu, Ramazan bayramı size ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol. Asubay Çavuş Ballı. Bayramın kutlu olsun. Sol! İyi bayramlar. Sol! Uzman çavuş lan! Sol! İyi bayramlar. Sol! Uzman çavuş Tomoğlu! Bayramın kutlu olsun. Sol! Çavuş Tomoğlu! Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan hudut kartalları zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla da gece gündüz her türlü iklim ve hava şartlarında sınır güvenliğini koruyor. Türkiye-İran sınır hattı boyunca uzanan 3 metre yüksekliğinde 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan modüler duvarın ardında devriye gezen Mehmetçik, terör ve kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde de önemli görev üstleniyor. Mehmetçik, Türkiye'ye huzur ve güven vermeye devam ediyor. Başla! İran
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3870 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Yerlikaya, sürücüleri uyarmayı ihmal etmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3870 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Bayram tatilinin 4. gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya 431.871 aracın denetlendiğini, denetimlerde ise 24.432 araca hız ve radar işlemi, 38.425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam 2453 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3870 vatandaşımızsa yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Araçlarımızda da, otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim lütfen. Aşırı hız yapmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Bahçeli, Akşener'e partisinin başında devam etmeli mesajını verdi. İYİ Parti'nin siyasi oyunlara gelmesini istemem dedi. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. O sebepten dolayı önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bahçeli, Akşener'le geçmiş ilişkilerine değindi. İYİ Parti'nin siyasi oyuna gelmesini istemem dedi. Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunan, geçmiş dönemlerde siyasi hareketlerde komşulukla imkanını bulmuş olan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Mayıs'ta, Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. Yeni tartışmaları şimdi 17 gün tekrar şu aday olacak, bu aday olacak, şusunu söyledi, bu bunu söyledi. Adayların durumu şudur, geçmişte şöyleydi gibi Türk siyasetini kara lekelerle süsleyen bir siyaset yerine geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye'nin inşasında
siyasi kurumların güçlendirilmesi, demokrasinin daha genişletilerek insan haklarına dayalı güzel bir Türkiye'nin ortaya çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Ramazan Bayramı münasebetiyle Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kent bayramlaşması yoğun bir katılımla yapıldı. Ramazan Bayramı münasebetiyle Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kent bayramlaşması yoğun bir katılımla yapıldı. Valilik yerleşkesindeki sosyal tesiste gerçekleştirilen Ordu Kent Bayramlaşması programına Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Barosu Başkanı Avukat Sibel Torun, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı kıdemli albay Numan Öksüz, il emniyet müdürü Atilla Aksoy, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Ordu Valisi Muammer Erol öncülüğünde protokol mensupları kent bayramlaşması programına gelen misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı. Ordu'nun önemli turizm noktalarından Boztepe bayramın ilk gününde yoğun ilgi gördü. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Ordu'da geçirmek isteyen vatandaşlar bayram ziyaretlerinin ardından Boztepe'ye akın etti. Teleferik yolculuğunu seçen vatandaşlarsa istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ordu'nun önemli turizm noktalarından Boztepe bayramın ilk gününde de yoğun ilgi gördü. Tabii sen Marmara Oturumu'na gireceksin. 530 metre yükseklikte ve kentin cazibe merkezi olan Boztepe'den şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde bayram ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşların her bayram olduğu gibi bu bayramda ilk tercihi Boztepe oldu. Ünye Kaymakamlığı'yla Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başta olmak üzere siyasi parti ve oda başkanları Ünyelilerin bayramını kutladı. Ünye Kaymakamlığı'yla Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başta olmak üzere siyasi parti ve oda başkanları Ünyelilerin bayramını kutladı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık yaptığı konuşmada İsrail-Gazze meselesine değindi. Bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle de en buruk Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Ve bu vesileyle Ramazan bayramının ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailece sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. Bayramın ruhuna uygun bir şekilde bizlerle burada bir arada olan kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Aynı şekilde biliyorum ki bugün bayram münasebetleriyle hem hastalarımızı, yaşlılarımızı, büyüklerimizi ziyaret ederek onları evlerinde bulundukları ortamda ziyaret ederek onların da bu bayramda daha keyifli ve
huzurlu, aynı zamanda da hasretlerini gideren bir ortama, bayrama vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Başkan Tavlu konuşmasında seçim sürecine de ayrı parantez açtı. Bir seçim sürecinden çektik. Bünyemize yakışık bir şekilde sürecimizi tamamladık. Yeni süreçte inşallah hemşerilerimizin destekleriyle beraber görevin tevdi edildiği bu andan itibaren kazanan Ünye olsun diyorum. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konuşmaların ardından dualar edildi ve program devam etti. Bizi Kadir gecesiyle buluşturduğun bugün de bayramını tatlıyorsun. Bu vesileyle sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamd eden kulağı neyle? Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan mübarek Ramazan Bayramı'nı bitirdik bugün. Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi tam anlamıyla yaşandı. Bayram namazının ardından vatandaşlar tek tek selamlaştı, çay içti, sohbet etti. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Başkan Gündoğar, Aybastılı vatandaşlara kendi eliyle keşkek dağıttı. Ramazan Bayramı'na ilişkin konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, herkesin bayramını tebrik etti, iyi temennilerde bulundu. Müslümanlar için o 30 günlük orucumuzun ödülü olan mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk gününü, ilk saatleri idrak ediyoruz. Öncelikle Yüce Mevlam, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Yüce Mevlam, şu mübarek bayramı sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde geçirmeyi sevdiklerimizle, ailelerimizle birlikte bu güzel bayramı bayram tadında yaşamayı hepimize Cenab-ı Allah nasip eylesin. Başkan İzzet Gündoğar, bayramlaşma merasimine katılan herkese teşekkür etti. Yerel seçimlerin ülkeye ve Aybastı'ya hayırlı olmasını diledi. Yine bu bayramlaşmamıza uzaktan yakından gelen hepinize teker teker hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili hemşehrilerim, çok yakın zamanda bir seçim yaşadık. 31 Mart 2024 tarihinde, yaklaşık 10 gün önce. Öncelikle bu seçimin Aybastımıza, ordumuza, ülkemize ve Türkiye'den umut bekleyen, başta Filistin olmak üzere dünyada nerede bir sıkıntı içerisinde Müslümanlar varsa onlara hayırlı olsun diyorum. Gürgentepe Tikenlice Mahallesi Mağara Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale çalışmaları olsa da ev kullanılamaz hale geldi. Niye geliyor ha? Ev alevlere teslim oldu. Görüntüler Gürgentepe ilçesinde. Gürgentepe Tikenlice Mahallesi'nde Mağara Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kadem abi. Boşuna. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar yangına bireysel çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Akına yeni ateş yeni. Çıkan yangında yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evin mahalle sakinlerinden Yaşar Özel'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Kadem abi, boşuna uğraşıyorsun ona, boşuna. Abi ev ustamız zaman abi diye bir şey. Akına yeni. Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yasamburnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.
Ordu'da doğal güzellikleriyle öne çıkan Yasonburnu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor. Sakinşehir unvanlı Perşembe ilçesinde 1. derece arkeolojik, 2. derece doğal sit alanı olan Yasonburnu tabii güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Yunan mitolojisindeki altın post efsanesinin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yasonburnu su sporları ve dalış için de tercih ediliyor. Yörede 1868 yılında yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada piknik alanları yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri çekiyor. Çevresindeki restoranlarla sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşene dek hoşça kalın.